Merhaba arkadaşlar, Nimet'in örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte bere yapacağız arkadaşlar. Benim beremin sayıları, şimdi bunun yapım aşamasını sizlerle birlikte yapacağız. Sayıları 2 yaş çocuğa uygun arkadaşlar. Bakın çok da kalın ve güzel oldu. Tam bu kış aylarında çocuklarımız sıcacık tutacak bir bere oldu arkadaşlar. Bu videonun yapımını şimdi sizlerle birlikte paylaşacağım. Bu berenin pardon yapımını paylaşacağım. İpimi şöyle ipimin markasını tekrar söyleyeyim. Biraz sonra açıklayacağım onu ama. Alize Super Lana Max ipini kullandım. Ve her renkten birer tane yumak aldım. Sarıdan, maviden, bejden ve kremden. Kremim bu kadar kaldı. Ve mavim tamamen bitti. Bejim... Bakın şöyle çok az kaldı. Sarıdan da biraz çok. Çünkü sarıdan pompon yapmadım ben. Şöyle göstereyim. Birer ipten bir şapka mı yaptınız diyeceksiniz. Hayır. Bir şapka değil. Toplamda şöyle göstereyim. 3 tane şapka farklı renklerde. Renkleri bant kısmına farklı renklerini koyarak yaptım. 3 tane şapkam oldu arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte 6 numara şişimizi kullanarak sarı beremizi örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beremizi örmeye başlamadan önce iplerimi hakkında size bilgi de vereyim. Kullanacağım renk tonlarım bunlar. Alize Super Lana Max arkadaşlar. Şimdi bu sarıyı ana renk olarak, yani lastiğinden, torundan başlayıp bununla başlayarak diğer kalanları, diğer renkleri de ayarlayarak öreceğim. Yani ana rengimiz bu hardal sarısı olacak. Şöyle bakıyorum. 02 color. Hatta şöyle yakın getireyim arkadaşlar. Ekran görüntüsü almak isteyenler de şöyle bir netleştireyim. 02 color. Lotta 530-755 arkadaşlar, hardal sarısı. Alize Super Lana Max'ın ipi. İplerimin hepsi aynı marka, kalınlıkları aynı olsun diye. Bakın bu ton bir mavi. Bunun kodunu da yine size yakınlaştıracağım arkadaşlar. Şöyle 203-518-225 arkadaşlar. Şöyle not da alabilirsiniz. Ya da istediğiniz tonları, farklı marka ipi, bu kalınlığa yakın. Evet, şimdi kahve köpüğü gibi bir renk arkadaşlar, bej gibi. 152 koloru şöyle yakınlaştırıyorum. 518-165'te bunun numarası. Arada çok fazla kullanılmayacak ama bir de krem rengim var. Bu da 01. Şöyle göstereyim. Bakın 01. Lotu da 520'ye 495 arkadaşlar. Şimdi metresine de bakalım yine. Bizim için önemli olan o, ip alacağınız zaman metresine bakıp kalınlığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. 100 gramlık bir ip, 100 metre uzunluğunda arkadaşlar ipimiz. 100 metre uzunluğunda başka bir marka ip de alsanız kalınlığı hemen hemen aynı oluyor arkadaşlar. Şimdi ana rengimiz hardal sarısı dedik. Hardal sarısıyla şöyle örgümüze başlayacağız. Şimdi 6 numara şiş kullanacağım. Misinalı şişiniz varsa dikişsiz de örebilirsiniz. Ama çok uzun olmaması lazım. 40 santimlik falan bir misinalı şiş. Yani misinasının uzunluğunun 40 santim olması gerekiyor. Ben elimde normal şiş vardı. Dikişli yapacağım arkadaşlar. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Şimdi hardal sarımızla örgümüze başlayalım. Evet, şimdi şişime toplamda 67 tane ilmek atacağım. Ben boyunumda ördüğüm için arkadaşlar boyunda örerek başlayacağım. Sizler nasıl
örüyorsanız, yani nasıl ilmek atıyorsanız o şekilde de başlayabilirsiniz. 67 tane ilmeğimi şişime atıyorum. Evet, 67 ilmeğimi attım. Şuraya şöyle bir tane düğüm yapıyorum. Ve bir ters bir düz lastik örgüsü yapacağız arkadaşlar. Şimdi ters örgüyle başlıyorum. Ve baş kısma iki tane tersimi ördüm. Diğer tarafa kalan kısma bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Şimdi şişler uzun olduğu için birazcık böyle örmem zor oluyor. İster istemez biraz ekrandan da çıkabilirim. Takılıyor sehpama, yani masama da takılıyor arkadaşlar, ama elimden geldiği kadar net bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi bir ters bir düz lastik örgümüzü toplamda 7 sıra öreceğiz arkadaşlar. Geri kalan kısımları sıra sıra takip etmemiz lazım. O yüzden bu lastik örgüsünü toplamda 7 sıra örüp gelelim. Başta iki tanesini düz, pardon, ters örgüyle başlamıştım hatırlarsanız. Son taraftan da bakın bir ters bir düz geldim. Düz ilmeğim var şurada ve iki ilmeğim kaldı. Bu düz ilmeğimi iki tane yapmak istiyorum. O yüzden ilmeğimi burada bir tanesini eksilteceğim. Yani bu bir tane ilmeğimiz eksik olsa da olur. Lastik örgüsünün üst kısmından artırırız. Bu son tarafta da iki tane ilmeğimiz düz örgü olacak. Başta ters örgü, sonda düz örgü olarak ikişer tane ilmeğimiz lastik boyunca bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Dikiş yaparken birer ilmekleri dikişe gittiği zaman lastiğimiz birbirini tamamlayan bir şekilde görünümü oluşsun diye birer ilmek fazla koymuş olduk kenar kısımlara. Şimdi toplamda 7 sıramızı örelim. Bildiğimiz lastik örgüsü bir tane düz örgü, bir tane ters örgü. Evet, toplamda 7 sıra bir ters bir düz olan lastik örgümü ördüm. Şurada şöyle aradan da sayabilirsiniz. Bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Evet, şimdi lastik örgümü ördüm. Bakın şimdi bir de şu uç kısma dikkat edelim. Benim başlama tarzıma göre, genelde herkesinki de böyle oluyordur diye düşünüyorum. Burası bakın düz duruyor. Diğer taraf, hangi tarafı öne getirmek istiyorsanız ona göre bundan sonraki ilerleyişinizi, yani düz yüzünü ne taraf yapmak istiyorsanız ona göre örün. Şimdi bu sarımızdan bir sıra daha öreceğiz. Ben ön yüz bura olsun istediğim için bir sıra düz örgü olarak öreceğim. Hemen bir sıramı örüyorum. Düz örgü olarak bir sıra daha örelim. Evet, bir sıra düz olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi göstermiş olduğum renklerden bunu da yapabilirim, ya da maviyi. Açık rengi zaten bir sıra olarak koyacağız. Maviyi koyalım. Birazcık ikisi açık ton olduğu için yan yana yine gelecekler, ama başta olmasın. Çünkü kapatma yerinde
Mavi ile yapacağız. Şimdi mavi ile örmeye başlayalım arkadaşlar. İpimin ucunu alıyorum. Her sırada model değişecek. O yüzden ipimizi koparıp bazen model bitene kadar iki sırada örebiliriz ama bittiği zaman koparıp diğer ipi bağlamamız gerekecek. Hemen şu baş kısma mavi olan ipimi tutturuyorum. Arka yüzdeyiz. Örmeye arkadan nereden başlayacağınız çok da önemli değil. Çünkü her sırada değişeceğimiz için. Şimdi sarıdan şurada hemen arkadaşlar bir ilmek örüyorum. İlmeklerimi de takip ederseniz daha iyi olacak. Şimdi devam eden 3 ilmeği mavi ilmekten mavi ipimle örüyorum. 1 2 3 1 ilmek sarı öreceğim burada. Buradan oraya geçişimi yapıyorum. 1 ilmek sarı ördüm. Tekrar 3 ilmek mavi örüyorum. Bir sarı, 3 tane mavi olarak sıramızın sonuna kadar örelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde bütün ilmeklerimizi sona kadar örüyorum. Evet. Sona kadar geldim. 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi sarı olarak örüyorum. Ve dönmüş olduğum zaman şuradaki tek olan sarı ilmeğimin yanına bir ilmek daha çıkartacağım. Evet, şimdi sıramızı tamamladık. 3 tane mavi, 1 tane sarı olarak bir sıra ördük arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Mavi olan ilmekleri bir ilmeğe düşüreceğiz. Şimdi sarı başta 2 taneydi. Burada arkadaşlar şurada bir geçiş yapıyorum. Arada şeylik olmasın diye mavi ipimi de arada öreceğim. Tutturmuş oldum. Geri şöyle alıyorum geriye. Şimdi baştaki sarıyı üçledim. Ve bir tane mavi yapacağım şimdi buraya. Yani bir önceki sıradaki 3 tane olan mavimizin ortadaki ilmeğini, şu ilmeği mavi olacak. Bir tane sarı olanın da yanlarındaki mavileri sarıya katacağız arkadaşlar. Bu sırada yine model değişiyor. Yani her sırada modelimizi değişeceğiz. Şimdi şu bir ilmeğimi mavi olarak örüyorum. 3 tane sarı. Bir tane maviden, yani lacivert olan ipimden örüyorum. Yani 3 sarı, 1 mavi olarak sıramızın sonuna kadar örelim ve son kısımda 1 ilmek artıracağım arkadaşlar. Evet, sona geldim arkadaşlar. Şuradan bir ilmek artıracağımı söylemiştim. Şuradan hemen bir ilmek çıkarıyorum. Ve bu kenardaki de bu örgümle birlikte bu sırada 3 tane sarım olmuş oldu. İki tarafta da 3'er tane. Şimdi arka tarafa dönüyoruz ve mavi olan ipimizle sarıyla değil, sarıyı burada bırakıyoruz. Mavi olan ipimizle ters yüzdeyiz. Bir sıra ters örgü olarak başa kadar örüyoruz. Pardon, mavi ile değil, yanlışlık yaptım, özür dilerim. Sarıyla devam edeceğiz. Mavi bu çünkü orada desen olarak kalacak arkadaşlar. Bir sıra
Mavi desenimiz orada bitmiş oldu. Sarıyla bir sıra sarıyla örüyorum. Şu mavimi şöyle tutturuyorum. Ve burada bu mavimi koparacağım sonra. Şimdi başa kadar örüyoruz. Bir ters örgü olarak arka yüzeyim. Evet, bir sıra ters örgümü ördüm arkadaşlar. Şuradaki mavi ipimi buradan kesiyorum. Ve şuradaki ipime tekrar bunu bağlıyorum. Şimdi şöyle iyi yüzünde ön tarafını çevirelim. İlk modelimizi kurmuş olduk. Şimdi diğer rengimi, şu rengi kullanacağım. Ve burada arkadaşlar mavinin ortasındaki şuradaki sarı ilmeğimizi o renkle çalışacağız. Yine sarımı alıyorum ve bu ipimin de ucunu hemen şöyle ipime bağlıyorum. Sıkı bir şekilde. Her sırada model değiştirdiğimiz için bazen bir sıra bir renk örüyoruz. Sıramızın sonunda geri o rengi çıkarmamız, yani koparmamız gerekiyor, kesmemiz lazım. Şimdi baştan bir tane sarıyı örüyorum. Yanındaki ilmeği bağlamış olduğum bej rengiyle örüyorum. 3 tane sarı öreceğim. 1 2 3 tane sarı, 1 tane bej rengi. Bu sırayı da 3 sarı, 1 tane bej rengi olarak sonuna kadar örelim arkadaşlar. Bir, iki, üç. Bakın sayılarımız böyle. 3 sarı, 1 bej. Sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. 3 sarı, 1 bej olarak bu sırayı da ördüm. Sarılar şuradaki örmüş olduğum mavinin ilmeklerinin tam üzerinde kaldı. Şimdi arka tarafa dönüyorum. Bu sırada bejleri 3 ilmek yapacağız arkadaşlar. Şimdi baştaki sarı ilmeğimi de bej olarak örüyorum. Ortadaki ilmeği bej olarak örüyorum. Ve yanına bir tane daha katıyorum. Ve bir tane sarı ilmek örüyorum. Yani bej olan ilmeğimin sağından ve solundan birer daha ilmek alıp onu 3 yapıyoruz. Arada tek bir tane sarı ilmeğimiz kalacak. 1 2 3 tane bej, 1 tane sarı. Sıramın sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Şöyle göstereyim. Evet, sıramı tamamladım. 3 ilmek bej, 1 ilmek sarı olan sıram bitti. Şimdi 1 ilmek sadece bej ipimizle örüyorum. Düz olarak ön taraftayım çünkü düz olarak bir sıra örüyorum. Evet, bej olan sıramı da ördüm. Şimdi dönüyorum ve krem olan ipimi alıyorum.
açık renk olanı. Bir sırada bununla öreceğim. Diğer ipimi burada koparıyorum. Bu bej olan ipimi kesiyorum. Evet, bir sıra ters taraftayım. Arka tarafta olduğum için bir sırada bej ile örüyorum arkadaşlar. Evet, sona geldim ve sarı ipimi koparmamıştım. Burada arada onu da yürütüyorum çünkü bundan sonra sarı ipimle öreceğim. Şimdi yine burada bej ipimi koparıyorum. Bir sıra sarı ipimle bağlıyorum. Bakın bir sırada krem ipimi, bej ipimi ördüm. Sonra bir sırada krem ipimle ördüm. Hani bej diye yanlış söylüyorum arkadaşlar, kafanız karışmasın. Şimdi bir sırada sarı ipimle öreceğim. Düz taraftayız. Düz tarafta olduğumuza göre düz örgü olarak sarı ipimizle bir sıra örelim. Hemen sıramı örüyorum. Düz olarak bakın şöyle başa kadar örelim. Evet, sarıyı başa kadar ördüm ve mavi ipimi bağladım arkadaşlar. Mavi ile devam edeceğiz. Şimdi mavi ve sarı ikisini bir öreceğiz. Bir tane sarı örüyorum. Şimdi bir mavi öreceğiz ve bu bir mavi şu alttaki örmüş olduğumuzun bejin şuradaki ilk ilmeğin hizasına denk gelecek. O yüzden buradan başlayınca denk gelecek. Şimdi bir sarı ördüm. Bir tane de mavi örüyorum. Ve 3 tane sarı örüyorum. 3 sarı, 1 mavi olarak ilmeklerimizi bakın şöyle çevirdiğim zaman buradakinin de ortasına denk gelmiş oluyor. 3 sarı, 1 mavi olarak sıramızın sonuna kadar örelim. Evet, 3 sarı ve 1 mavi olarak sıramı tamamladım. Yine sarıyla ve maviyle devam ediyorum arkadaşlar. Sarı olan ilmeğimi tek, mavi olanımı bu sırada 3 ilmek yapacağım. Şu baştaki ilmeğimi de mavi örüyorum. Üç tane mavi, yani o bir örmüş olduğumuz ilmeğin sağından ve solundan birer ilmeği daha mavi öreceğiz. Bir tane sarı örüyorum. Tekrar 3 tane mavi. Bir tane sarı. Yani maviyi üçleyeceğiz. Bu sırayı da 3 mavi 1 sarı olarak bu şekilde öreceğiz arkadaşlar.
3 mavi, 1 sarı olan sıramı ördüm ve bej olan ipimi takacağım. Sarı ipimi burada bırakıyorum. Mavi ile bej ile 1 sıra öreceğim. Sarı olan ipimi burada bıraktım. Şöyle hemen ipimi hemen dipten bağlıyorum sıkı olsun diye. Şimdi sarı olan ipleri mavi yapacağız. Arkadaşlar komple buradaki bulunan 3 tane mavinin ortasına bej ipimizle öreceğiz. 1 ilmek. Hemen bir tane maviyi örüyorum. Baştan. Bu 3 tane mavinin ortadakini bej öreceğiz demiştim. Buraya bir tane bej örüyorum. Ve 3 tane mavi örüyorum. Sarı ipimi şöyle araya sıkıştırıyorum. Biraz sıkı olsun diye. 3 tane mavimi ördüm. 1 tane bej örüyorum. Bu bej olan iplerimiz mavi olan 3 tane önceki örmüş olduğumuz mavi olan 3 ilmeğimizin ortadaki ilmeğine denk gelecek. 3 mavi, 1 bej olarak bu şekilde bu sıramızı örelim. Evet, 3 mavi, 1 bej olan sıramı tamamladım. Şimdi yine bej olan ipimi burada kesiyorum. Ve sarı olan ipim bu taraftaydı. Bunu da buradan keseceğim. Bunu da şuradaki ipe tekrar bağlıyorum. Ve sarı olan ipimi şu taraf uçtan tekrar tutturuyorum. Yine bu sırada 3 tane mavi, 1 tane sarı öreceğiz. Sarı şu en son olan tek ilmek vardı ya, hani arada kalan tek sarı, onu tekrar geri sarı yapacağız. Buradaki bej ilmeğimin sağından ve solundan tekrar alıp burada da 3 tane mavi oluşturacağım. Şimdi baş kısımdan 3 tane mavi örüyorum. Bir tane sarı öreceğim. 3 mavi, 1 sarı. Evet, şöyle bu sırayı da bu şekilde örelim arkadaşlar. Bakın maviler, sarılar nereye denk geldi? Şöyle biraz daha net gözüksün diye şuradaki biten sarının üstüne sarı denk gelecek. Bejin de sağından ve solundan tekrar mavi alıp 3 tane ilmek yapacağız. Bir sıra örelim arkadaşlar. 3 mavi, 1 sarı olan sıramı da tamamladım. Arka taraftayım. Şimdi sarıları 3, mavileri teke düşüreceğiz arkadaşlar. Sarının sağından ve solundan birer ilmek alıp 3 ilmek yapacağız. Şimdi başta 2 tane mavi ördüm. 1 2 3 tane sarı ördüm. 1 tane mavi ördüm. 3 tane sarı örüyorum.
1 mavi 3 sarı olarak bu sırada ilerleyeceğiz. Şu baştaki ilmeğimiz bir tane fazla olduğu için onun ikisini de mavi ördüm yalnızca. İsterseniz orada da maviyi tek bırakıp o bir ilmeği sarı, şu ilmeği de sarı örebilirsiniz ama dikişe gidecek zaten. Sıkıntı olmayacak. Üç sarı, bir mavi olarak bu sıramı tamamlıyorum. Evet, 3 sarı bir mavi olarak bu sırayı da tamamladım. Mavi ipimi de burada kesiyorum. Ve sarı ipime bağlıyorum. Şöyle hafif çekerek bağlıyorum ki açılma olmasın diye. Evet, şimdi bir sıra sarı öreceğiz arkadaşlar. Devam eden sıramızı bir sıra sarı. Sarıdan sonra bir sıra krem, kremden sonra bir sıra da bej öreceğiz arkadaşlar. 3 sıra sabit öreceğiz. Şimdi bir sıra sarı, bir sıra krem, bir sıra bej. Bu 3 sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. 3 sıra düz olan renklerimi ördüm. Bir sıra sarı, bir sıra krem, bir sıra da bejden ördüm. Şimdi bejle sarımızı örmeye devam edeceğiz. 3 ilmek bej, 1 ilmek sarı öreceğiz bu sırada ve sarı olan ilmeğimiz, bakın bu yapmış olduğumuz modellerin tam şöyle ortasına denk gelecek. Yani şuradaki sarıya da denk gelecek. O yüzden baştan 3 tane bej ördükten sonra 4. ilmeğimizi sarı olarak öreceğiz. Hemen bir ikinci ilmeği örerken şöyle sarıyı tutturuyorum. 2 biraz yukarı almış oldum. 3 tane beji ördüm. 1 ilmek sarı örüyorum. Üç ilmek bej, bir ilmek sarı. Bu sırayı da böyle çıkalım arkadaşlar. Evet, bu sırayı da ördüm. Şimdi sarımızı 3, bejimizi 1 ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar bu sırada. Şu baştaki ilmeği de sarı örmem lazım. Bunu sarı ördüm. Hemen yandakini bej örüyorum. Sarıyı üçlüyoruz. Sağından ve solundan birer ilmek alıp ve bir tane şöyle yapalım. Bej örüyorum. 3 sarı, 1 bej. Şöyle gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, beji bir ilmeğe düşürdük. 3 sarı, 1 bej olarak arkadaşlar örgümüze devam ediyoruz ve devam eden sırada şöyle bakıyorum. Evet, bir sıra sarı ilmeğimizi, sarı ipimizde de bir sıra düz öreceğiz. Bu sırayı tamamlıyorum. Bir sırada sarı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet, bir sıra sarımı ördüm ve buraya mavi ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi mavi ipime geçişi yapıp 3 tane sarı, 1 tane mavi olarak öreceğiz. Ve bu öreceğimiz mavi ip, bakın şuradaki aralardaki, şuradaki bej olan ipimizin tek olan ilmeğin üstüne gelecek. 3 tane sarı örüp 1 tane mavi öreceğim şimdi burada. 1 2 3 tane sarımı ördüm.
bir tane mavi ördüm, 3 sarı bir mavi olarak bu sırayı örelim. Evet, 3 sarı bir tane mavi olan sıramı da tamamladım. Şimdi arka taraftayım. Yani örgümüzün ters yüzündeyiz. Sarı ilmeğimizi 1'e düşüreceğiz. Mavi ilmeğimizi 3'e çıkaracağız arkadaşlar. Şuradan şöyle örelim. O tek olan mavi ilmeğimizin sağından ve solundan birer ilmek daha katıp 3 mavi bir tane sarı ilmeğimiz olacak bu sırada. Bir sarı, 3 mavi. Evet, sıranın sonuna kadar da bu şekilde örelim. Sonra sarı ipimizin işi bitecek arkadaşlar. Mavi ile devam edeceğiz. Evet, 3 mavi bir sarı ördüğüm sıramı tamamladım. Şimdi sarı ipimi de şöyle birazcık bırakıp kestim. Çünkü şuradan şurayı dikmem için buradan bıraktım ipimi. Ve mavi ipimizle devam ediyoruz. Ve eksiltmelerimize başlayacağız. Şimdi buradan bir tane ördüm ilk başta. Ve bir tane eksiltme işlemi yapacağım. Kenardan eksiltme işlemimiz kenardan başlasın diye. Ve şu ilmeğimi çeviriyorum. Yönü düzgün gelsin diye. Şimdi burada iki tane ilmeği birden alıp bir ilmek eksiltiyorum. Bir, iki, üç tane ilmek ördüm ve sıradaki ilmeğin yine yönünü değiştiriyorum. Sola doğru bir ilmek kesiyorum. Tekrar üç tane, bir, iki. 3 ilmek, ilmeğimin yönünü değiştirip sola doğru bir ilmek daha kesiyorum. 3 ilmekte bir ilmek kesme işlemi yapıyorum arkadaşlar. 3 tane ördüm, bir tane kestim. Bu sıranın sonuna kadar 3 tane örüp bir ilmek keserek sıramızın sonuna kadar örüyoruz. Arka tarafı kesme işlemi yapmadan tekrar ön yüzde sıramızın başına kadar ters örerek arkadaşlar tekrar geliyoruz. 3 tane tek örüp 4. de bir tane eksiltme işlemi yapıyoruz. 2 3 tane tekimi ördüm. Dördüncünün yönünü değiştirip daha düzgün dursun diye ilmeğimin bir ilmek kestim. Bir, iki, üç ilmek ördüm. Dördüncü de bir ilmek. Dört ile beşinci ilmeğimi kesiyorum. Tekrar üç tane. Bir, iki, üç tane ördüm. Bu iki ilmeği birlikte alıp bir tane ilmek eksiltiyorum. Sıramın başına kadar bu şekilde örüp ters tarafı da ters örgü örüp arkadaşlar tekrar ön yüze kesme işlemi yapmak için geliyorum. Evet, sıramı tamamladım. Arkadan da ters taraftan ters örgü olarak ördüm. Sıramın başındayım tekrar. Başta bir tane ilmek örmüştüm. Onu tekrar örüyorum. İlmeğimi çevirdim. Ve bir ilmek eksiltiyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Bir önceki sırada 3 tek bir eksiltme yapmıştım. Şimdi 2 tane tek örüyorum. 1
2 ilmek ördüm. Eksiltme yaptığım ilmek bir alt sırada. Tekrar aynı ilmekten yönünü çevirdikten sonra yandaki ilmekle birlikte alıp bir ilmek daha eksiltiyorum. 2 tane örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde örüp arka tarafı da ters örgü olarak, yani bir kesme işlemi uygulamadan tekrar sıramın buraya başına geliyorum arkadaşlar. Evet, önde 2 tek bir kesme işlemi, arkadan da ters örgü olarak yine ön yüze geldim arkadaşlar. Bu sırada bir tane örüp bir tane kesme işlemi yapacağız. Kenardaki yine tek ilmeğimi ördüm ve bir tane ilmek eksiltiyorum. Bir örüp bir ilmek eksilteceğiz. Bir ilmek örüyorum. İlmeğimin yönünü değiştirip yandaki ilmekle sol tarafa doğru bir ilmek kesiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Sıramın sonuna kadar bir örüp bir eksiltme işlemi yapıp öreceğim arkadaşlar. Arka tarafı yine eksiltme işlemi uygulamadan ters örgü olarak örüp ön yüze geleceğim. Evet, şöyle. İlmeklerimiz gitgide azaldı. Şöyle kesiyorum. Bu iki sıramı da örüp geliyorum. Evet, ön yüzdeyim. Şimdi hep kesme işlemi yapacağız. Şu baştaki ilmeğimi yine örüyorum bir tane. Ve arka arkaya eksiltme işlemi yapıyorum. Yani ilmeğimin yönünü çevirip ikisini bir alıp sol tarafa doğru kesiyorum. Sıradaki ilmeğimin önünü çeviriyorum. Yani ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Sola doğru kesiyorum. İlmeklerimizi iyice azalttık arkadaşlar. Bir dahaki sıraya hepsini kesip kapatacağız. Arkadan yine düz öreceğiz. Ön sıradan bütün kesme işlemlerini yapıp ilmeklerimizi kesip şapkamızı bitirmiş olacağız. Şimdi ben bütün ilmeklerimi arka arkaya hep keserek yönünü çevirdikten sonra iki ilmeği birden örüp kesiyorum. Arka taraftan da yine ters örgümü örüp ön yüze geliyorum arkadaşlar. Yine ön yüzdeyim ve ilmek sayım görmüş olduğunuz gibi çok az kaldı. Şimdi bu ilmeklerimi üçer üçer alıyorum. Bakın, 3 tanesini birden aldım. Tekrar bu ilmeğimi yandaki şişe takıyorum. Yanına 2 ilmek daha alıp yine eksiltiyorum. Yani kesiyorum artık. Örgümü de kapatıyorum bu şekilde. Yine şişimi aldım. Yanına 2 ilmek alıp üçünden birlikte geçiriyorum. Soldaki şişime geçirdim. Bununla birlikte 2 ilmek daha alıyorum. 3 ilmekten birlikte geçiriyorum. Tekrar yanına 2 ilmek daha aldım. 3 ilmekten birlikte geçirdim. Son ilmeklerimi de geçiriyorum. Ve bir tane daha örüyorum bu ilmeğimi. Sıkılıyorum. Şimdi şu mavi kısmı dikecek kadar ipimi de buradan bırakıyorum. Şu mavi ipten bırakıyorum arkadaşlar.
ipimi kestim. Şapkamızı tamamladık. Şapkamızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi şapkamıza içindeki bulunan renklerden bir de pompon ayarlarsak ya da hazır satılan pompon tüyleri var. Onlardan da çok da güzel gidiyor. Onlardan da olabilir. Ben şimdi şapkamın dediğim gibi şu mavi iple mavi yerini bırakmış olduğum sarı iple de şurasını dikip pomponu da ayarlayıp son haliyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şapkamı diktim ve pomponu da yapıp bakın şuradan tepe kısmından geçirip arka kısmından sıkıca bağladım arkadaşlar. Dikmiş olduğum noktayı da göstereyim. Bakın şuradan dikişimi de yaptım. Şöyle arka ortasına şöyle getirip şapkamız 2 yaş için arkadaşlar uygundur. Ve kullandığım ipler arkadaşlar sarıdan bir renk, maviden birer tane ip, yani bejden bir tane ve kremden bir tane aldım. Krem ipim iki sıra ördüğüm için hep duruyor. Sarı ipim bakın bu kadar kaldı. Bej ipim bu kadar kaldı. Mavi ipim hep bitti. Ama tabii ki bu bir şapkada şapka için bitmedi arkadaşlar. Bakın ben bu iplerle yerlerini değiştirerek bir tane aynı sayıda bununla bu 2 yaşa uygun. Bunu 3 ilmek eksiğini başladım. Bir tane de biraz ufağını ördüm. 3 tane bu iplerle şapka örmüş oldum arkadaşlar. Pomponun yapılışını üst köşeye bırakıyorum. Sizin için oradan da gidebilirsiniz. Ekstra açıklamalar kısmına da linkini bırakacağım sizin için. Ben bu şapkanın örülüşünden çok zevk aldım. Çok zevkli oldu ve bu kış günlerinde karın da artık yağmaya başlayacağı, inşallah da yağar başlayacağı bu zamanlarda çocuklarımızı sıcacık tutacak bir şapka oldu arkadaşlar. Kalın güzel bir şapka oldu. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle örün arkadaşlar, hoşça kalın.